Müslümanlar 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında ilk orduları tüccar kılığında göndererek İspanya'yı ustaca fethettiler. Yahudiler köle sınıfına düşürülmüş, Hristiyanlar ağır vergiler altında ezilmekteydi. Müslümanlar Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından kurtarıcı gibi görüldüler. Karanlıktaki cahil Avrupa, Endülüs'teki üniversiteler özgür düşünce sayesinde teknik bilgi ve aydınlanmanın yolunu açtı. Granada emiri Habus, Yahudi Samuel'i oraya vali olarak atadı. Fransa, Lille şehri de Endülüs egemenliği altına bu tarihlerde girmişti. Bu süreçlerde 3 asır örnek yönetim sergileyen Müslümanlar, Vatikan'ın dış oyunlarıyla 13 parçaya bölündüler. Toprak, şan, şöhret için birbirleriyle savaştılar ve Hristiyan krallar birleşti. Katolik güçler ilk olarak 1085'te başkent Toledo'yu düşürdü ve Müslümanların elinden aldılar. Toledo emiri burada Müslümanlara ihanet etmişti. Ulu camiyi katedrale dönüştürdüler. Yarım milyon nüfuslu Kurtuba'da 1236'da kaybedildi. Bu güzel şehirde 700 cami, 300 halk hamamı, 70 kütüphane, vakıflar, hanlar, kitapçılarıyla Avrupa'nın en önemli kültür merkezi, 70 tane kütüphanesiyle, binlerce, on binlerce kitabıyla kültür kentiydi ve kandiller sokaklarda aydınlatılıyordu. O tarihlerde Paris ve Londra sokakları karanlıktaydı. Artık Granada dışında başka bir Müslüman şehir devleti kalmamıştı. 2,5 asır daha varlığını bu şehir korudu. Yıllarca kuşatma altında kaldı. Nihayetinde Kastilya Kraliçesi Isabel ile Aragon Kralı Ferdinand ordularını Katolik orduları birleştirdiler ve tapınak şövalyelerinin güçlü takviyesiyle yarım milyon Müslümanın canını güvenceye alan anlaşmayla 1492 kışında Granada Haçlı ordusuna teslim edilerek 8 asırlık Endülüs İslam medeniyeti böylece sona erdi. Elhamra Sarayı yağmalandı. Hristiyanlar İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin rövanşını Granada ile almış oldular. Önce Müslümanlara dokunmayacaklarını söyleyen işgalci güçler daha sonra 10 yıl sonra Müslümanları öldürmeye, işkence etmeye, oradan kovmaya başladılar. 1477'de kuşatmadaki Granada halkı büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet'ten yardım istedi. Fatih ordusuyla sefere çıkarken kimseye haber vermeme huyu vardı. Yolda kendisi karar verirdi. Roma üzerine sefere çıkıp asıl hedefi Endülüs'e doğru yönelmekti. Birçok kitapta bu iddia yazar. Ama çok yemek yeme huyu vardı. Bundan dolayı Gebze yakınlarına geldiğinde doktoru Yakup tarafından yemeğine ilaç katılarak büyük ihtimalle 1481'de 50'sine gelmeden katledildi. Hristiyanlar 10 yıl bekleyip anlaşmayı bozdu. 70 bin Müslüman eziyet işkenceden geçirildi. Barbaros Hayrettin Paşa onları gemilerle Fas ve Cezayir'e taşıdı. Binlerce Yahudi'yi Engizisyon mahkemeleri diri diri yaktı ve 4 ay süreyle ülkeden çıkmaları talimatı verildi. 1496'da İspanya'da Yahudi kalmamıştı. İkinci Bayezid 40 bin Yahudi'yi Selanik'e yerleştirdi. 1594'e gelindiğinde sadece İstanbul'a 190 bin Yahudi yerleştirmişti bile. 1609 ile 1614 yılları arasında sadece Tunus ve Cezayir'e 100 bin Müslüman göç ettirilmişti. Vahşet, acımasızlık, katliam ve sömürü sanki Batılıların genlerinde bu acımasızlıklar vardı. Kral Şarman, Granada Sarayı'nda yüz binlerce el yazması eseri yaktırdı. İnsan uygarlığının eserleri yandı, kül oldu. Granada'da 700 caminin hepsi yıkıldı, bazıları kiliseye dönüştürüldü. 400 ilim yuvası ve 70 kütüphanenin çoğu yıkıldı, eserler yağmalandı. Bütün bunlara rağmen İspanyolca dilinde halen 4000 Arapça kökenli kelime mevcut olarak yaşamaktadır.
Batı muazzam Endülüs uygarlığı birikimini gördü ve İbn Rüşd, İbn Arabi, İbn Haldun ve benzeri filozofların eserleri Latince'ye ve Fransızca'ya çevrildi. Toledo'da tercüme okulu kurdular. Dante İlahi Komedya'yı Muhyiddin Arabi'ye borçludur. 1070'lerde güçlü Selçuklu Sultanı Melikşah savaşlardan kazanıyor ancak tapınakçıların ve Vatikan'ın oyunuyla İslam dünyasında Şiiliği ve Batıniliği yaymalarına cevap bir türlü veremiyordu. Bu konuda zayıf kalıyorlardı. Alim Vezir Nizamül Mülk'ü görevlendirdi Melikşah. Batı'ya cevap verebilecek alim gençleri bulmasını istedi. O da Bağdat'ta Nizamiye medreselerini kurdu. İlim ehli gençler yetiştirmek için baş müderris ararken çok kitap okuyan, derin, alim, arif ve hakim birçok alimden ders almış, bazıları etkili bir genci buldu. Bu genç Gazali'den başkası değildi. Bu eğitim kurumlarında tıp, astronomi, matematik, felsefe, tarih ilimleri öğretiliyordu. Tapınakçıların Şii Batıni Komite'ye bağlı Haşhaşiler Hasan Sabah 1992'de Şii Batınileri epeydir tasfiye eden ve sayılarını azaltan Büyük Vezir Nizamül Mülk'e karşı bir suikast düzenledi ve Vezir Nizamül Mülk bu saldırıda 1992'de suikastle öldürüldü. 1095'te Hristiyanların düşmanlığı had safhaya ulaştı. Papa II. Urban bütün kutsal toprakları ve Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmak, Tanrı'nın krallığını kurmak, Hristiyanların hakimiyeti için Haçlı Seferi çağrısı yaptı. Birçok yerde dolaşıp ateşli konuşmalarla halkı galeyana getirdi. Bu esnada Avrupa halkı aç sefildi, çare arıyordu. Çareyi doğuya saldırmakta buldular. 1071'de Büyük Kumandan Alparslan'ın Selçuklu ordusu Malazgirt'te Bizans'ı yenerek Anadolu'ya girmişti. 15 Ağustos 1996'ya geldiğimizde 1. Haçlı Seferleri başladı. Almanya üzerinden geçip İstanbul'u buluşma noktası olarak kararlaştıran Haçlılar etrafı yağmalayarak İstanbul'u geçip yağmaladılar, talan ettiler ve İznik'e geldiler. 1. Kılıç Arslan onları ilk saldırıda darmadağın etti. Daha fazla asker toplayıp geri çekilen Haçlılar yeniden saldırdı. Kılıç Arslan 22 yıllık Selçuklu payitahtı İznik'i 26 Haziran 1097'de Bizanslılara ve Haçlılara terk ederek Eskişehir Ovası'na çekilmek zorunda kaldı. Geçtikleri her yeri yağmalayarak ilerleyen vahşi Haçlılar Antakya'yı aldı ve büyük bir saldırıyla 14 Temmuz 1099'da kutsal şehir Kudüs'ü ele geçirdi. Kudüs, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar tarafından kutsal bir şehir olarak kabul edilmektedir. Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar burayı kan gölüne çevirdiler. 70 bin Müslüman vahşice kılıçtan geçirildi. Ortalık kıyamet günü gibiydi. Kan oluk oluk akıyordu. Ne yazık ki. O sırada Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengin'in ordusunda askerdi. Haçlılarla işbirliği yapan Şii Fatimi Devleti'ne karşı Mısır'ı ele geçirdi ve onun komutanlığı burada parladı. Mısır'a vezir yapıldı. Nureddin Zengi ölünce yerine Selahaddin geçti. Bu topraklara hakim oldu ve Haçlılara karşı cihat ilan ederek tüm Müslümanları toplama çağrısı yaptı. Onun liderliğinde Müslümanlar 82 yıl sonra 1181'de Kudüs'ü tekrar Hristiyanlardan geri aldılar. Hristiyanlara, Yahudilere, diğer dinden olanlara dokunmadılar, iyi davrandılar, intikam peşinde koşmadılar. 1204'te Haçlılar İstanbul'u işgal etmişlerdi. Venedikli Latin işgalciler tarafından şehir tahrip ve yağma edilmişti. İngilizler, sonraki yüzyıllarda 1800'lerde Hindistan'ı işgal edince İngiliz kumaşını rakipsiz kılmak için Hint tekstil sanayini ayakta tutan çok usta 40 bin Hintli çalışanın parmaklarını kumaş üretmemeleri için kesmişti. Daha sonra da sosyoloji ve psikolojiyi kullanarak işlerine girip provokasyon yaparak Hindu-Müslüman çatışması çıkarıp 2,5 milyon Hintliyi birbirine kırdırdı ve 250 bin güvenlik görevlisiyle 1940'lara dek 200 yıl neredeyse bu ülkeyi acımasızca sömürdüler, altınlarını batıya götürdüler. Gandhi gençliğinde İngiltere'de eğitim görmüş bir
adamdı. Hindistan bağımsızlık hareketini başlatırken kendi yerel kıyafetlerini giyerek ilk etapta böyle bir protestoyla başlattı. İngiltere Hindistan'ı 1800'lerde işgale başlarken 1850'lerde kraliçeleri Victoria'yı Hindistan'da kraliçesi ilan etmişlerdi. Böl, parçala, yut, yönet politikası izlediler. Hindistan Çin sınırındaki dünyanın en yükseği olan dağa İngiliz general 1866'da 76 yaşında ölen George Everest'in adını verdiler. Halbuki bu dağın önceki adı Chomolungma Dağı idi. İngilizler yine Pakistan ve Afganistan'da usta ajanlarını alim ve hoca kılığında etkili biçimde kullanmıştır. Örneğin 1920'de Topal Molla lakaplı Afganistanlı ülkede bir tekke kurdu. İyi bir hatipti. İngiliz ve Amerikan istihbaratının desteğini parasal gücünü almıştı. Radikal çıkışlarla halkı yönlendirdi. Öyle etkileyici bir yapı kurdu ki 5 yılda 300 bin sadık mürit topladı. Güçlenince yönetime karşı ayaklandı. Ve bir yıl boyunca Afganistan'da kan gövdeyi götürdü. Emanullah Han ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İngilizler bir ülkeyi çökertip son darbeyi indirmek için şeyh, hoca, kadın, seks, akademisyen, din, ideoloji ve benzeri her türlü enstrümanı etkili biçimde kullanırlar istihbarat tarafından. 1898'de neredeyse 90 yıl yaşayan İngiliz Başbakan Gladstone, önceleri sömürge bakanlığı yapmış acımasız bir Türk düşmanı ve Ermeni hayranı idi. Hindistan'ın İngilizler tarafından işgalini hazmedemeyen ve küresel egemenliği onlara kaptıran Fransa, Temmuz 1798'de Napolyon liderliğinde Mısır'ı işgal etti. Ve insanları İslam diniyle kandırarak onlara söz geçirmek için Orientalistlerin Besmele ile başlayan bildirisini yayınlattı. Adının Şeyh Muhammed olduğunu Napolyon, Müslüman olduğunu söyleyerek halifenin emrinde İngilizleri 3. Selim adına hutbe okutarak oradan kovmakla görevlendirildiğini, bunun için burada olduğunu söyleyerek halkı kandırdı, kendine hayran bıraktı. Hristiyanların oradan uzaklaştırılması, özellikle İngilizlerin ve halife adına görevli olduğunu söyleyerek halkı aldattı. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'na kadar Osmanlı İmparatorluğu bugünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın süper gücüydü. Sonra bu konumunu İngilizlere kaptırdı. İngilizler de 1900'den sonra bu konumunu Amerikalılara kaptırdı. 1815'te dünyanın süper güç özelliğini İngilizler sadece 130 sene taşıyabildi. 1870'lerde Abdülaziz orduyu güçlendiriyor ve meşrutiyeti ilan etmeye yanaşmıyordu. Üst düzey Mason Mithat Paşa ve benzeri arkadaşlarım İngiliz Büyükelçi Henry Elliot'ın desteğiyle zayıflamış devletin kontrolünün İngilizlere geçmesi talimatıyla 10 Mayıs 1876'da Beyazıt Medrese öğrencilerini ayaklandırdı. 30 Mayıs 1876 sabahı Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattılar. Şeyhülislam Hayrullah Efendi hal fetvasını Abdülaziz'in yüzüne okudu. Feriyes Sarayı'nda Abdülaziz'i 3 gün sonra katlettiler. Ve burada Mustafa Pehlivan korumalardan askerlerden biri hançeriyle Abdülaziz'in padişahın büyük ihtimalle birçok kitapta böyle yazar bileklerini keserek intihar etmiş süsü verdiler. İngiliz casusu Lawrence Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya karşı isyanını örgütlemesi için İngiliz devlet tarafından ona 400 bin altın vermişti. Arap isyanının İngilizlere maliyeti 11 milyon sterlini geçmiştir. Lew Wallace 1881-1885 arasında Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliğini yapmıştır. Ve 4 Eylül 1881'de 2. Abdülhamit'i Yıldız Köşkü'nde ziyaret ettikten sonra aralarında kişisel bir dostluk ve arkadaşlık gelişmiş. Büyük ihtimalle birçok kaynakta yazdığı gibi Abdülhamit dürüstlüğüyle ve arkadaşlığıyla onun Müslüman olmasını sağlamış. Hatta görevinin bitiminde Osmanlı'nın Avrupa'daki ateşesi, büyükelçisi olmasını teklif etmiştir. Küresel organizasyon bir ülkeyi işgal ederken ahlakını, ekonomisini, değerlerini, dinini, erdemini, gündelik yaşamın kalitesini bozarak müdahale eder.
Tarih boyunca da bu tür girişimlerle özellikle sosyoloji ve psikoloji bilgisiyle 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu 1923'lerde çökertilmiş. Fakat Büyük Atatürk'ün ortaya çıkmasıyla, filozofluğuyla, liderliğiyle, halkı, milli mücadeleyi örgütlemesiyle onların hesaba katmadığı biçimde Anadolu'yu bu emperyalistlerden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'nin 17. devletini